istisna hallerde diğer mezhepler taklit edilebilir mi? Şimdi herkes kendi mezhebine göre dinini yaşaması iyi olur. Bir disiplin oluşturuyor, bir sistem, sistematik bir yapı oluşturuyor. Ama ihtiyaç anında bir başka mezhebin görüşüyle de amel edilebilir. İbn-i Abidin, bizim Hanefi müçtehitler ve diğerleri bunu caiz görüyor. İbn-i Abidin'in Reddül Muhtar'ın birinci ciltinin baş tarafında var bu. İzleyicimiz tercümesine bakabilir. Peki hangi hallerde bir başka mezhep taklit edilebilir? Bir, zaruret halinde, yani çok darda kalmış bir kişi bir başka mezhebi taklit edebilir. Mesela haçta çok kalabalık, izdiham var. İşte ne yapıyoruz? Müzdelife'de, Mina'da bir başka mezhebi taklit ediyoruz. İkincisi, bir alim kişiye sorulduğunda onun görüşüyle amel edilebilir. İlla bizim mezhebimize uyması gerekmez. Üçüncüsü, bir kişi bir konuda araştırma yapmış, bir sonuca varmış. Ama tabii Arapça bilmeli, tefsir, hadis, fıkıh bilmeli. O konulara hakim olmalı. Bir görüşe varmış, o görüş kendi mezhebine uygun değil. O görüşle amel edebilir. Bir de son olarak da bir ibadet baştan sona bir başka mezhebe göre yapılabilir. Mesela öğle namazını abdestten selama kadar Hanefi, ikindiyi Maliki kılabilir. Ama tabii iki mezhebi de iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.